Merhabalar, ben Diş Hekimi Mehmet Sıddık Akşit. Teknopark İstanbul'da SDM Sıra Dışı Ar-Ge AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. SDM AŞ'nin kuruluşu 2010 yılında. O zaman Teknopark İstanbul olmadığı için Gebze Teknopark'ta Sabancı Üniversitesi'nin teşvik ve desteğiyle %100 yerli ve milli firma olarak kurulmuştu. 2014 yılında Teknopark İstanbul açıldığında ilk giren firmalardan biri olduk. Teknopark'ın birçok avantajından istifade ettik. 2016 yılında sermayesini 150 bin liradan 11 milyon 150 bin liraya çıkararak AŞ haline geldi ve çok hızlı büyüdü. Bu süreç içerisinde asıl uğraş alanımız türbin teknolojilerinde sızdırmazlık elemanları olmuştur. Kullanıldığı enerji alanıyla birlikte savunma ve havacılıkta önemli bir yeri vardır. Bir santralin, 100 megawattlık bir santralin bu teknolojiyle üretilmiş elemanları kullanması halinde yıllık aynı yakıtı kullanmasına rağmen 1 ila 2 milyon dolar fazla bir gelir sağladığı görülmüştür. Ayrıca roket veya uçaklarda bunun kullanılması halinde menzil artışı ve hız artışı görülmüştür. Bunun için kritik teknolojiler üstünde çalışmaya devam ediyoruz. Birçok yayınımızı olmakla birlikte prestijli bir kongre olan ASME Turbo Expo'da uzun yıllardır hakemlik görevi icra etmekteyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. 2018 sonlarında halen devam etmekte olan TÜBİTAK Kamağ'ın en prestijli ve en büyük projelerinden birisi olan TÜLOMSAŞ'ın 2400 beygir motor modernizasyon projesini aldık. Daha önce İstanbul Ticaret Odası'nın çıkarmış olduğu 2019 yılı Kasım ayında çıkarmış olduğu gazetede bizimle ilgili bir röportaj yapıldı. Türkiye içerisinde 2015 yılında bir TÜBİTAK projesi kapsamında yerli motor üreticisi büyük bir firmaya Türkiye'nin ilk yerli ağır dizel motor, deney motorunu ve ilk optik motorunu, optik motor yan modası gözlenebilen motor demektir. Bunların dizaynını ve projelendirilmesini sağlayıp teslim ettik. Mevcut test sistemlerimiz, kurmuş olduğumuz Türkiye'deki tek dünyadaki sayılı test merkezimiz vermiş olduğu hizmetlerle dünyada ilk olan bazı şeyleri başarmaya başlamıştır. Mesela dünyada ilk defa bizim başardığımız 900 PSI basınç altında 400 santigrat derecede türbinlerdeki kaçak akış performansını etkileyen sızdırmazlık elemanlarının üretimi ve patenti bize ait olmak üzere İlk defa başarmış bulunuyoruz. Bu altyapılardan kaynaklanan ve mühendislerimizin çoğunun yüksek lisans ve doktoralı, kaliteli, eğitimli, seçilmiş personel olması, altyapımızın iyi olması, devletimizi iyi desteklemesiyle gelmiş olduğumuz noktada sadece türbin teknolojileri, sızdırmazlık elemanları veya pistonlu motorlar, ağır dizel motorlardaki proje, tasarım, analiz ve simülasyon kabiliyetlerimizin yanında her alanda mühendislik problemlerini çözer hale gelmiş bulunuyoruz. 2017 yılında Teknopark İstanbul'un en iyi Ar-Ge firma adayı, 2018 yılında KOBİ'ler ölçeğinde ihracat birincisi olduk. Bunun yanında yerli firmalarda kritik parça üreten Aselsan, Roketsan gibi savunma sanayiinde öncü firmalarımızın yıllardır Türkiye içerisinde çözemedikleri, ithal edip ve ambargo uygulanan bazı kritik parçalarının çözümünde artık onlara çözüm ortağı olmaya başladık. Bu nedenle bu sene Ekim ayında savunma sanayiinin İstanbul'da yapılacak olan fuarında bize Aselsan'ın yerleştirme çabamızdan dolayı bir teşekkür belgesi verileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Çok memnun olduk. Sadece savunma sanayiinde, türbin teknolojilerinde ya da motor tasarımında değil, aynı zamanda yine bir TÜBİTAK projesi olan göğüs kafesi projesinde başarıyla tamamladık. Bu projede açık kalp ve göğüs ameliyatlarında sternum kesesinde kullanılan, iyileşme döneminde, vekaat döneminde komplikasyon olarak gelişen enfeksiyon problemlerini ciddi manada
çözen, yara iyileşmesini hızlandıran bir aparat geliştirdik ve patentini aldık. Bizim yapmış olduğumuz bu değişik projeler, dünya çapında ses getiren teknolojik hamleler, altyapımız ve gayretimiz ve devletin desteğiyle devam edeceğine inanıyoruz. Gelecekten ümit varız. Sizlere bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.